Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Input Capture ile DMA metodu üzerinde duracağız. Şimdi bunun için arkadaşlar iki tane timer'dan, farklı timer'dan timer 1 ve timer 2'den okuma yapacağız. Öncelikle SYS'den arkadaşlar serial wire seçelim. Bunu her örnekte yapıyoruz. Timer 1'den arkadaşlar clock source internal channel 2'yi seçiyorum burada. Input Capture Direct Mode. Daha sonra arkadaşlar Timer 2'den de yine aynı şekilde Clock Source Internal Clock. Channel 1'de arkadaşlar Input Capture Direct Mode. Yani PA0 pini Timer 2 Channel 1'e bağlı. PA11 pininden de arkadaşlar Timer 1 Channel 2 Input Capture yapacağız. Şimdi Clock konfigürasyonunda arkadaşlar 30 MHz yazdım arkadaşlar. Bu APB1, APP2. İkisi de 30 MHz. Normalde timer 1 APB2'ye bağlı. Timer 2 de tam tersi APB1'e bağlı. Burada ikisini de eşit yaptım arkadaşlar. İşlemlerin kolay olması için. Konfigürasyonlara geçelim. Şimdi, timer 1'de arkadaşlar 29.999 artı 1. 30.000 eder arkadaşlar. 30 MHz'i 30.000'e bölersek burada 1000 Hz. 1 bölü 1000 Hz de 1 milisaniyelik çözünürlük elde etmiş oluyoruz. Yani counter period, auto reload register'a yazdığımız değer capture meydana geldiğinde bu değer capture compare register'ına kaydoluyor. Onunla çarptığım zaman milisaniye cinsinden değer elde etmiş olacağız. Metot up, bunu 65.000 olarak yazdım. Yani 16 bitlik bir değer. Bunu zaten setleyip sıfırlayacağız. Herhangi bir division yok. Repetition counter 0. Burayla herhangi bir işimiz yok. Polar 2 yükselen kenar meydana geldiğinde capture meydana gelecek. Direct mode division yok. Input filter'da arkadaşlar bunu daha önceki videolarda anlatmıştık. Bu 15 olacak. Olacak diye bir şey yok. Ben 15 seçtim. Şunu da anlatalım. Örneğin bu input, hani filter n sayısı kadar bir geciktirme yapıyor. Yani n çarpı ten sampling aslında kadar sinyalde ilk başta bir gecikme meydana getiriyor. Bu da ilk baştaki şu kararsızlıktan kurtulmak için bu tercih ediliyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi burada bu şekilde DMA ayarlarına geçelim. Burada add ile timer 1 channel 2 DMA ekliyoruz. Burada DMA 2 stream 2'ye bağlıymış. Burada mod circular mod arkadaşlar. FIFO'yu kullanmıyorum arkadaşlar. Word olarak seçtim. Timer 2'ye geçelim. Timer 2'de de yine aynı şekilde burada da 100.000 yazdım clock, fark etmez. Daha sonra arkadaşlar buradaki ayarlar da yine aynı şekilde yükselen kenar. Yine filtre 15 şeklinde yazdım. DMA metodunda yine DMA ekledik. Etle şu şekilde. Circular mode yine word. Burada ekstra şu FIFO üzerinde duralım arkadaşlar. FIFO'yu kullanırsak ne olur? FIFO'da nelere dikkat etmemiz lazım? Şurada arkadaşlar Redmi 0090 referans manuelinde FIFO ile ilgili bir map var. Bu FIFO Threshold Configurations. Burada buna dikkat ediyoruz. Mesela burada data size'ımız word seçtik. Yani FIFO Threshold level'ını full seçersek tam herhangi bir yasak yok. Yani herhangi bir işlemde sıkıntı olmayacak. Yalnız word seçip eğer threshold'u yarım seçersek bu DMA direkt disable oluyor. Yani bunu biz aslında herhangi bir hata vermiyor bize derlemede. Ama biz alttan onun bu şekilde yani bundan dolayı bu map'ten dolayı disable olacağını buradan bakıp biliyoruz arkadaşlar. Hani işlemlerimizi ona göre yapalım. Örneğin burada arkadaşlar bir FIFO stream 4 word'ten oluşuyordu. Her word'de bir 32 bitlik bir veri.
Şimdi burada single seçili olduğu zaman hani 4 defa da FIFO'yu doldurup hani gönderiyor. Normalde seçmediğimiz zaman direkt hani gelen veriyi memoriye aktarıyor. Burada bu şekilde arkadaşlar. Yani burada şu map'e dikkat etmemiz lazım. Örneğin data size'ımız half word seçmişiz ama seçiliyken full seçersek herhangi bir sıkıntı yok. 8 defa da dolduruyor. 2 çarpı 4, 8 veya 1 çarpı 8 şeklinde. Yarım seçersek yine aynı şekilde bu level'ı o da çalışıyor. Yalnız bu 1 bölü 4 ve 3 bölü 4 de burada for bit'in yasak. Yani DMA çalışmaz diyor. Bunu dikkate alalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ekstra burada zaten DMA'ları ekledik. Burada herhangi bir şey yok. Bu Nuke'de de arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi DMA ile ilgili kısımlar seçili. Timer 2, timer ile ilgili herhangi bir interrupt aktif etmiyoruz. Daha sonra arkadaşlar kodlarımızı derliyoruz. Ben burada direkt derledim arkadaşlar. Burada bakalım. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar counter 1 ve counter 2 şeklinde iki tane değişken tanımladım. DMA içinde bu value 1, value 2 şeklinde iki tane dizi değişkeni. Bu timer 1 ve timer 2'nin capture değerlerini alacağız. Daha sonra aşağı geldiğimiz arkadaşlar int'in altında yine aynı şekilde fonksiyonları start ettiğimiz yerde whole team input capture start DMA ile timer 1 channel 2 burada value 1 DMA'yı da pointer şeklinde yazıyoruz. Data adedimiz 1. Yine aynı şekilde daha sonra timer 2 channel 1'i aktif ediyoruz. Burada da arkadaşlar counter 1 ile timer 1'in hani counter'ını gözleyeceğiz STM Studio'da. Counter 2 ile de hold timer get counter timer 2 yani counter 2 ile de timer 2'nin counter'ını gözleyeceğiz. Burada arkadaşlar ekstra şimdi bunları start ettik. Start ettik. Bir de bizde arkadaşlar şey lazım. Timer input capture callback. Bunu daha önceki input capture'da da işlemiştik. Şuraya baktığımızda timer'a gidersek arkadaşlar şurada input capture callback var. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Çünkü her capture meydana geldiğinde arkadaşlar fonksiyon yani işlemler bu fonksiyona dallanıyor. Yani user olarak eğer buraya yazarsak buraya dallanacak. Burada arkadaşlar yani hashtim şurada gördüğünüz gibi hashtim var arkadaşlar. Eğer timer 1'den geliyorsa capture timer 1'de meydana geldiyse timer 1'in counter'ını sıfırla diyoruz. Yani sıfıra setle diyoruz. Daha sonra timer 2'den geliyorsa capture timer 2'nin counter'ını sıfıra setle. Yani burada bu şekilde işlem. Bu şekilde kendi arasında bir döngü şeklinde dönüyor. Ve capture meydana geldiği anda timer değerini capture compare register'ına yani capture register'ına kaydediyor. O da bizim bu DMA'da gördüğümüz value 1 DMA ve value 2 DMA değerleri olacak. Burada başka bir şey yok arkadaşlar bu şekilde. Start ettik ikisini. Burada zaten counter'ları çekiyoruz. Burada gözlemek amacıyla. Yukarıda arkadaşlar burada önemli nokta burası. Daha sonraki bir videoda da arkadaşlar aynı timer'dan farklı kanalları nasıl okuyacağız? Orada biraz daha farklı. Onu da yapacağız. Burada arkadaşlar instance timer 1'den geliyorsa ona ait timer'ı sıfırlıyoruz. Timer 2'den geliyorsa ona ait counter'ı sıfırlıyoruz. Yani ikisinde de timer 1'den geliyorsa timer 1'in counter'ı sıfırlıyor. Timer 2'den geliyorsa timer 2'nin counter'ı sıfırlanıyor. Burada herhangi başka bir şey yok. Şimdi bunu arkadaşlar daha önce derlemiştim. Tekrar derleyip
Şurada ayarlarımıza bakalım, bir gönderelim. Şurada debug'da ST-Link seçili. Utilist'te arkadaşlar, UseDebug'da driver seçili değil. Settings'te şurada reset and run ekstra seçili olacak. Bu şekilde arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Gönderelim arkadaşlar. Evet, şu an gönderdik. Ve arkadaşlar şurada bir bakalım arkadaşlar, onu nasıl yapacağız. Şimdi iki farklı Arduino'dan birisinde 60 milisaniyelik, yani 30 milisaniyelik aralıklarla on-off yaptığım için bir sinyal gönderdim. Birisine de 50 milisaniyelik aralıklarla on-off şeklinde bir sinyal gönderdim. İki kanal okuduğumuz için farklı timerlarda. Şimdi bunun birisinde yaklaşık 60 milisaniyelik değer göreceğiz. Birisinde de 100. Bu şekilde bağlı. Bunu da görmüş olduk. Şimdi STM Studio ile değerlerimize bakalım. Gerçekten okuma yapıyor muyuz? Şimdi input ettiğimizde arkadaşlar masa üstünde evet, counterlarımızı import edelim. Daha sonra value 1 Value 2. Bunları aldık arkadaşlar. Bunları tabloya bir gönderelim. Şurada da table seçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, value 1, timer 1'in kanal 2 değeri 98-99. Yani bunu 50 milisaniyelik aralıklarla bir tane Arduino'dan pulse gönderiyorum. Bu value 2 ile timer 2'ye geliyor. Timer 2 channel 1. Bu da PA0 pini. Burada da arkadaşlar 59-60 hani şeklinde görüyor. Hani periyot burada ölçtüğümüz değer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, normalde counter'lar auto reload register'a birisine 65.000 yazmıştık, birisine 100.000. Burada capture meydana geldiği anda tekrar kendini sıfırlayıp, hani biz setledik o capture callback'te, o anda counter değerini, yani auto reload register değerini capture register'ına kaydediyor. O da bizim elde etmek istediğimiz değer, capture değeri. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. Örneğin şunu ben diğer kanala aktarayım. Bakalım değişiyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ikisi de 59. Tekrar buraya çektim. Evet. 98'e döndü tekrar birisi. Şunu çekelim arkadaşlar. 0 oldu. 50 pas gelen Arduino'ya çektim ikisini. İkisi de 98-99. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda da arkadaşlar, şunu durduralım. Aynı timer'dan, bir timer'dan şu channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, yani bunları DMA metoduyla aynı anda nasıl capture yapacağız? Bunun üzerine duracağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.